Ligin boyutu kısaldı. Her şey daha da zorlaşıyor. Özellikle düşme oynayanlarla şampiyonla oynayan iki tane takımın her maçı birbirinden zor geçiyor. Hedefimiz UEFA Kupası'na katılabilme fırsatını tekrar yakaladık. Hayalimiz, isteğimiz, arzumuz buradaki bütün kalan maçlarda ve evimizdeki bütün maçları kazanarak UEFA yolunda ilerlemek istiyor. Bütün herkes, ben de dahil olmak üzere, herkes ondan gördüğünü veren, adil, hakkaniyetli, yiğitçe bir maç yönetmesini, rakibin, takımın isminin veya pozisyonunun ne olduğuna bakmadan gördüğü bütün doğru kararları vermesi yönünde beklentiler içindeyiz. Hakem camiası kendi onurunu kendi kurtaracaktır. Türkiye'de en çok eleştirdiğimiz, televizyonlarda yerden yere vurduğumuz ama bununla beraber her sıkışan hocamız dahil olmak üzere, bizler dahil olmak üzere, yöneticilerimize kadar her defasında suçladığımız hakem camiası var. Ama biz hakemler için ne yaptık? Hiçbir şey. Bana göre hakem camiasının bugün itibariyle sabit 100 bin lira maaşları olması, iyi yönettiği maçtan sonra 25 bin lira primleri olması ve bu süreç içerisinde de antrenörlerinin profesyonel antrenörlerden antre etmesi, bununla beraber diğer taraftan da kurumsal anlamda da VAR'da eskiden futbol oynamış futbolcu kardeşlerim de VAR'da futbolu yorumlayabilmeli. Aziz Bek sakat. Önümüzdeki Konya maçına yetişme ihtimali var. Onun dışında Hakan Aslan son haftaya ancak yetişebiliyor. Malum kaptanımız. Bunun Haresis'inde kart cezası var. Onun dışında da herhangi bir sakatımız şu anlık bulunmuyor. Takım halinde hazırız. Taraftarımız da bugün bize sürpriz yaptı, geldi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bununla beraber eski futbolcularımız geldi, efsanelerimiz geldi. Yıllarca bize hizmet etmiş insanlarımız geldi. Onlara da şimdi birer forma hediye edeceğiz. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Artık yani tribünleri doldurmasını, bizle birlikte bu coşkuları yaşamasını, seneye de daha güzel hedeflere birlikte koşmayı ümit ediyoruz. Onlardan rica ediyoruz ve hepsine teşekkür ediyoruz.